Arkadaşlar merhaba, Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersan Hoca. Bugün olasılıkla alakalı son başta inceleyeceğiz. Bağımlı ve bağımsız olaylarla başlıyoruz. Diyor ki, E örneklem uzayında A ve B olayları PA sıfırdan büyük, PB sıfırdan büyük olmak üzere. Yani olasılık değerleri malumunuz sıfırdan büyük olmak zorundalar. Ama burada şeyi engellemeye çalıştı. Malum sıfıra da eşit olabilme durumu var ya, imkansız olay. Bu en azından diyor imkansız olmasın diyor olaylar. Diyor ki, B olayının olma olasılığı A olayını etkilemiyorsa A olayı B olayından bağımsızdır. Evet, yani adı üzerinde. Birisi diğerini etkilemiyorsa güzel kardeşim, bu durumda bu olaylar birbirlerini etkilemedikleri için bağımsız olaylardır. Ama B olayının olma olasılığı A olayını etkiliyorsa bu durumda B olayına bağımlı olaylar denir diyoruz. Ne olur dikkat et. Birbirlerini etkilemiyorlarsa ne dedik? Bağımsız. Etkiliyorlarsa bağımlı olaylar. Diyor ki A ve B bağımsız olaylar ise A kesişim B ifadesinin karşılığın olasılığı PA ile PB'nin çarpımlarını eşittir. Bu önemli. En çok bunu kullanacağız çünkü. Bağımsızsa olayların kesişimleri, yani bizden genelde istenen ifade, bu olayların olasılıklarının çarpımlarına eşit olacak. Ama bağımlı olaylarsa bu durum her zaman gerçekleşmiyor, onun için eşit değildir dedik. Hatta PA kesişim, B kesişim, C eğer PA, PB, PC'nin çarpımlarına eşitse A, B, C olayları bağımsız olaylardır. Burada şuna dikkat etmek lazım. Malum A, B ve C ifadesine baktığımızda eğer bunlar bağımsız olaylarsa bu durumda bunların kesişimlerinin olasılığı ayrı ayrı çarpımlarına eşit olacaktır. Sorumuz diyor ki bir madeni parayla bir zar atılıyor. Paranın tura zarın dörtgen olasılığı kaçtır? Diyeceksin ki hocam çok kolay soru. Bu kolay soruyu niye aldık biliyor musun? Sana aslında bağımsız olayı anlatabilmek için. Güzel kardeşim, parayı atıyorsun, zarı atıyorsun. Bunların mesela paranın yazı gelmesi, zarın dört gelmesini ya da paranın tura gelmesi, zarın üç gelmesini etkiler mi? Şimdi diyecek ki bazı arkadaşlar çok pratik zekası. Hocam havada çarpışırlarsa etkiler. Ya arkadaş onu değil yani, ayrı ayrı atmayalım da sırayla atalım. Bunu atalım, bunu atalım. Dolayısıyla birbirlerini etkilemezler. Bunlara bağımsız olay diyoruz. Dolayısıyla bağımsız olaylarda olasılıkları ne yapıyoruz demiştik, çarpıyoruz. Peki paranın tura gelmesi. 1 bölü 2. Çarpı zarın 4 gelmesi. Şimdi zarda 6 tane yüz var. Bunlardan bir tanesine sadece 4 var. Dolayısıyla 1 bölü 6. Bunları çarptığımda buradan karşılığı ne gelecektir diyoruz. 1 bölü 12, ne olur unutma. Bunlar bağımsız olay olduğu için olasılıklarını bulup bunları çarptık. Sorumuzda diyor ki birden 100'e kadar olan doğal sayılar arasından seçilen bir sayının 3 veya 4 ile tam böyle bilme olasılığı kaçtır? Şimdi veya bağlacı bizim için önemli. Bunu şöyle açıklayalım. A birleşim B, PA artı PB eksi PA kesişim B. Şimdi biraz kümelere kayacağız güzel kardeşim. Aslında bu zaten bir küme kuralı. Malum A birleşim B'nin eleman sayısı nasıl bulunuyor? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını topluyorsun. Kesişimleri bundan ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun. Olasılıkta da aynı şey geçerli. 3 veya 4 ile tam bölünebilmesi diyor. O zaman biz önce 3 ile bölünebilme olasılığına bakmamız lazım. Birden 100'e kadar olan doğal sayı arasından seçilen bir sayının. Şimdi 100 tane ihtimal var birden 100'e kadar. 3'e bölünebilenler kimler? Hemen bakalım. 3, 6, 9, 12, bla bla bla. Nereye kadar? 99'a kadar. Terim sayısı bakarsan burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dediğimizde 99 eksi 3. 96, 3'e böldüm. 32, 1 ekledim, 33. Şimdi gelelim PB'ye. PB ne? 4 ile tam bölünmesi. 4 ile bölünenleri yazayım. 4, 8, 12, 16. Nereye kadar? 96'ya kadar. Burada da terim sayısı bakalım. 96 eksi 4 bölü 4 artı 1. Buradan da 96'dan 4 çıkarttım. 92. 4'e böldüğümde 23. 1 eklediğimde 24 tane ifade gelecektir. Burası da 24 bölü 100 oldu. Eksi. Şimdi kardeş A kesişim B'yi nasıl yorumlayacağız? A kesişim B'nin küme karşılığı V'ydi. Kesişim V. O zaman 3 ve 4 ile bölünenler. 3 ve 4 ile bölünebiliyorsa sayılar kaça bölünürler kardeşim? 12'ye bölünürler. 12, 24, bla 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 nereye kadar? 96'ya kadar. Peki burada kaç tane eleman var? 96 eksi 12 bölü 12 artı 1. 96'dan 12 çıkarttım. 84. 12'ye böldüm. 7, 1 eklersem 8 gelecek. Bunu da buraya yazdım. 8 bölü 100. Artık ifade rasyonel sayılar. 33 ile 24'ü topladım. 57. 8 çıkartırsam buradan 49. Dolayısıyla 49 bölü 100 ifadesi aradığım olasılığın değerini verecek. Unutma. Veya çok önemli. Veya deyince birleşim sembolü aklına geliyor. Ve birleşim sembolü küme kuralı gelecek. A birleşim B'nin eleman sayısı SA artı SB eksi SA kesişim B'ydi. Olasılık olarak da
A birleşim B'nin olasılığı, A'nın olasılığıyla B'nin olasılığını toplayıp A kesişim B'nin olasılığını buradan ne yapıyoruz kardeşim? Çıkartıyoruz. A ve B ve E örnek uzayında iki bağımsız olaymış. Bağımsız. Yani birbirlerini etkilemiyorlar. Bu durumda diyor PA 4x BB 5x PA kesişim B 1 bölü 5 olduğuna göre PA birleşim B kaçtır? Arkadaşlar PA kesişim B bağımsız uzaylarda nasıl bulunuyordu? PA çarpı PB ile bulunuyordu. PA 4x çarpı PB 5x ve bunların eşiti ne? 1 bölü 5. Şimdi bunları bir çarptım. 20x kare yaptı. 1 bölü 5. Bir de içler dışlar yaptım. Oh, 100x kare eşittir 1. Her tarafı 100'e böldüm. X karenin karşılığı 1 bölü 100. X'in karşılığı normalde artı eksi 1 bölü 10 olur ama neticede bu olasılık ifadesi olduğundan dolayı eksi olamayacağı için X'in karşılığı 1 bölü 10 oldu. Peki bizden PA birleşim B istiyor. Arkadaş demin PA birleşim B'yi öğrendik biz bir önceki soruda. Hemen yazalım. PA birleşim B eşittir. PA artı PB eksi PA kesişim B. Bu arada eşittir diyebiliyorum. Eşittir deyince ondan sonra arkadaşlar diyor ki hoca diyemiyor, dil dönmüyor. PA 4x. PB 5x. PA kesişim B için x'li bir şey yazmayacağım. Direkt 1 bölü 5 yazacağım. Zaten adam onu vermiş. Şimdi bizim burada x gördüğümüz yeri 1 bölü 10 yazarsak burası 4 çarpı 1 bölü 10'dan 4 bölü 10. Sonra 5 bölü 10. Eksi 1 bölü 5. Bunu da 2 ile genişletirsem burası da 2 bölü 10 oldu. E 4 ile 5'i topladın karşısında 9, 2 çıkarttığında 7 bölü 10 gelecektir diyoruz ifadenin karşılığı. Evet, diyor ki bir madeni para ile hilesiz bir zar aynı anda havaya atılıyor. Bir madeni para ile hilesiz bir zar aynı anda havaya atılıyor. Buna göre madeni paranın tura ve zarın üst yüzüne gelen sayının 4'ten küçük olma olasılığı kaçtır? Madeni paranın tura. Turanın gelme olasılığı 1 bölü 2. Zarın üst yüzüne gelen sayının 4'ten küçük olması. 4'ten küçük olma kim olabilir? 3 olur, 2 olur, 1 olur. Şimdi zar attığımızda 6 durum var. İstenen durum sayısı 3, dolayısıyla 3 bölü 6 oldu. Niye çarpıyoruz? Bağımsız olay bunlar. Para atmamız, zar atmamızı engellemez demiştik. Dolayısıyla bunları çarparsan buradan karşılığı 3 bölü 12 olacak. Sadeleştirirsen karşılığı 1 bölü 4. Dolayısıyla aradığım cevap D seçeneği olacaktır. Sorumuzda bir torbada 4 sarı, 2 beyaz ve 3 mavi bilye bulunmaktadır. Buna göre torbadan geri atılmamak şartıyla ard arda çekilen 3 bilyenin 3'ünün de farklı renkte olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar elimizi daldırdık. Karıştırıyoruz. Lak! Çektik. Ne çekeceksin? Ne çekeceğiz? Yani sarı da çekersin, beyaz da çekersin, mavi de çekersin. Ama şart ne? Şart diyor ki çekilen bilyenin üçünün de farklı renkte olması. O zaman şöyle yapalım. Sarı, beyaz ya da ne gelsin kardeşim? Mavi gelsin. Sarı, beyaz, mavi. Bu cepte. Peki sarı gelme olasılığı. 4 bölü topluyorum 9 tane. Beyaz gelme olasılığı. 2 bölü 8. Hocam niye 8, 9 değil mi? Bak ne demiş? Geri atılmamak şartıyla torbadan çekiyoruz. İçeriye bir daha göndermiyoruz kardeşim. Ondan dolayı top azaldı. Mavi 3, ondan bir tane daha azalttık 7. Peki bir şey soracağım. Bu kadar mı? Ya sen bana şunu söyle güzel kardeşim. Ya hocam nereden biliyorsun birincisinin sarı, ikincisinin beyaz, üçüncüsünün mavi olduğunu? Belki birincisi sarı, ikincisi mavi, üçüncüsü beyaz. Belki beyaz mavisi, belki beyaz sarı mavi, belki. İşte o belkiler önemli. Sarı, beyaz, mavi kaç farklı şekilde dizilir biliyor musun? 3 faktöriyel. Çünkü 3 tane harf 3 faktöriyel farklı şekilde dizilir. 3 faktöriyel çarpmak zorundasın. Peki biraz sadeleştirelim. 4 çarpı 2 8 olduğu için bunda gitsin. 3 ile 9 sadeleştirdim. Burası 3. 3 faktöriyel biliyorsun 6. Bunları sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Dolayısıyla karşılığı buradan ne gelecektir? 2 bölü 7. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Hocam bir de şöyle yapamaz mıyız? 9 tane topumuz var. 3 tane top çekecekmişiz. Her biri farklı renkte olsun istiyorsun. 4 tane sarıdan bir tanesini, 2 tane beyazdan bir tanesini, 3 tane maviden de bir tanesini çekemez miyim hocam? Bakalım 4'ün birlisi 4. 2'nin birlisi 2, 3'ün birlisi 3. 9'un üçlüsü ise 9, 8, 7 bölü 3, 2, 1. 9 çarpı 8, 72. 6 ile sadeleştirdim 12 kaldı. 4 çarpı 3, 12. 2 bölü 7 gördüğün gibi buradan elde edilen sonuçta. Dolayısıyla böyle de olabilir. Tercih senin. Permütasyonla çözmek istersen buradaki pembe yazı, kombinasyonla çözmek istersen sağdaki tarzda çözüm yapabilirsin. İkisini de görmüş oldun. Sorumuzda diyor ki A kutusunda 4 mavi ve 2 beyaz, B kutusunda 3 mavi, 3 beyaz bilye vardır.
A kutusundan rastgele bir bilye B kutusuna atıldıktan sonra B kutusundan bir bilye seçiliyor ve bu bilyenin beyaz olması kaçtır? Şimdi B kutusundan çekilen bilyenin beyaz olmasını istiyoruz ama A kutusundan çekilenle alakalı hiçbir şey söylememiş. Ben de şöyle diyorum. A kutusundan mavi çekelim. B kutusundan beyaz istediği için beyaz çekelim. Ya da A kutusundan beyaz çekelim. B kutusundan da beyaz çekelim. Galiba bunlar bağımlı olaylar. Çünkü alıyorsun, ötekini o tarafa atıyorsun. Ne çektiğin önemli. İşler karışıyor. Hatta bir önceki soru da bağımlı olaydı. Başlıyorum. Birincisinden mavi çekme olasılığı. A kutusunda 6 tane top var. 4'ü mavi, ikisi beyaz olmak üzere. Mavi çekmek istiyorsun. 4 bölü 6. Ama unutma, bu maviyi aldın, B kutusuna bıraktın. Artık B kutusunda 4 tane mavi var. 4 mavi, 3 beyaz, toplam 7 tane var. Ve sen buradan beyaz çekeceksin. Dolayısıyla 3 bölü 7. Şimdi kafamız karışmasın diye bunu bir silelim. Çünkü ikinci alternatifte beyaz çekeceğiz. 2 tane beyaz var. 2 bölü 6. Beyazı aldın, buraya attın. Artık burada 4 tane beyaz oldu. 4 beyaz, 3 mavi, toplam 7 topum var. Beyaz gelme olasılığı da 4. Bitti, bu kadar. 3 kere 4, 12, 6 çarpı 7, 42 artı 2 çarpı 4, 8, 6 çarpı 7, 42. Topladığımda 20 bölü 42 yapacaklar. Ben bunu 2 ile bir sadeleştireyim. Buradan karşılığı 10 bölü 21 gelecek. Bu da doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bir torbadaki bilyelerin %20'si mavi, %40'ı sarı, kalan bilyeler beyazmış. %20, %40 toplam %60. %100'den çıkarttığımda demek ki bilyelerin karşılığı bu durumda beyaz olanlarınki %40. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilye torbaya geri atılarak arda arda 3 bilye çekildiğinde sadece ikisinin mavi olması da kaçtı. Şimdi bizden galiba şunu istiyor. 2 tane mavi olsun diyor, bir tane sarı, ya da 2 tane mavi olsun diyor, bir tane beyaz olsun istiyor. Tamam. 100 üzerinden hareket edelim. Yapacak bir şey yok. Mavi. Mavi gelme olasılığı %20. Topta azalma olmayacak. Çünkü ne demişti? Çekilen top geri atılıyor. O zaman ikinci maviyi seçmemiz de %20. Sarıyı seçme olasılığımız %40. Şimdi bu hikaye permütasyonla çözülmüş gibi olduğundan dolayı bence bunlar yerde değiştirebilirler. Kaç farklı şekilde yazılabilir? MMS, MSM, SMM. Dolayısıyla 3 farklı şekilde yazılabilirler. Çarpı 3 diyorum. Artı mavi gelme olasılığı 20 bölü 100. Yine mavi 20 bölü 100. Beyaz ne kadardı? %40. Dolayısıyla 40 bölü 100. Bu da 3 farklı şekilde yazılır. MMB, MBM, BMM. Dolayısıyla buradan da 3 tane geldi. Ben bunları çarparsam, çarpmadan önce biraz sadeleştirin de işim kolaylaşsın. Şunlar gitsin. Şununla da şunu sadeleştireyim. 2 çarpı 3, 6. 12, 48 yaptı. 100 çarpı 10 var. Dolayısıyla burası 1000. Artı. Şununla şu gitsin. Bununla bu gitsin. Şununla da şu gitsin. 2 çarpı 2, 4, 16. 48 daha geldi. Burası da aşağısı yine 1000. Topladığımda 96 bölü 1000 yaptılar. Biraz sadeleşirler. 8 ile sadeleştiriyorum. 12 bölü 125 yaptı, biliyorsun. 1000 8'e bölünce 125 yapacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Deneysel olasılığa geldik. Diyor ki olasılık değerlerinin deneyerek, yaparak hesaplandığı olasılık türüdür. Şimdi bak, burada önemli bir durum söz konusu. Adam diyecek ki 10 kere diyor zar attım diyecek. 8'inde 6 geldi diyecek. Bu 11. atışla alakalı bize bazı sorular soracak. Biz o 11. atışla alakalı mevzuyu bu yapılmış 10 atış üzerinden değerlendirecek. Arkadaş, teorik olasılıkla alakalı mevzuyu biraz kenara koyacağız. Deneysel yapılanlar üzerinden hesaplanan bir olasılık bilimi. Dolayısıyla ne olur buna bu noktada dikkat edin. Örneğin, Damla hilesiz bir zarın 4 gelme olasılığını hesaplamak istiyorum. Zarı 100 kez atıyor, 83 kez 4 geliyor. Bunun olasılığı 83 bölü 100. Bu şu demek: 101. defa atılınca 4 gelme olasılığı sorulsa, biz 101. henüz atmadığımızdan dolayı bundan önce atılan 100 taneyi değerlendirip 83 bölü 100, yani %83 de 4 gelme olasılığı var diyeceğiz. Zarı 500 kez atıyor, 281 kez 4 geliyor. 501. atışı gerçekleştirirken ben bundan önceki 500'e bakıp 4 gelme olasılığının 500'de 281 olduğunu söyleyeceğim. Şimdi diyor ki Damla bu olasılıkları deneyerek bulmuştur. Onun için bu olasılık deneysel olasılıktır. Bir de yeri gelmişken söyleyeyim. Siz deneysel olasılık sayısını arttırırsanız, bak 100 kere artmış, 500 kere, 1000 kere, 10.000 kere, 100.000 kere atarsanız, ne olur unutma bu cümlemi.
deneysel olasılıkla elde ettiğin o veriler teorik olasılığa yaklaşmaya başlar. Sorumuzda hilesiz bir madeni para 20 kez atıldığında 12 kez tura, 8 kez yazı geldiğine göre yapılan bu neydi? Tura gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 20 kez atmışız. 20 kez de ne kadar tura gelmiş? 12 kez tura, 8 kez yazı gelmiş. Bize tura sorulduğu için pay kısmını 12 yazdım. Sadeleştirelim arkadaşım. 4'e bölüyorum. Buradan da 3 bölü 5. Demek ki 3 bölü 5 olasılığa sahipmiş tura gelme olasılığı. Hatta bu soruyu bana şöyle de sorabilirler. 21. kez attığında tura gelme olasılığı dese cevabım 3 bölü 5 olacak. Sorumuzda hilesiz bir zar 30 kez atıldığında 7 kez 1, 6 kez 2, 4 kez 3, 5 kez 4, 1 kez 5, 7 kez 6 gelmiş. Merak ettim gerçekten 30 kez atılmış mı? 7, 13, 17, 22, 23, 30 hakikaten 30 kere atılmış. Bu deney sonucunda 2 gelme olasılığı 30'da 2 gelme olasılığı 6 kez gerçekleşmiş. Dolayısıyla 1 bölü 5. Tekrar söylüyorum. Yeni nesil sorularda biraz daha soruyu şöyle soruyorlar. 30 kez atılma üzerinden değil. Diyor ki 31. kez atıldığında 2 gelme olasılığı diyor kaçtır? 31. kez atılırken bundan önceki 30'u değerlendirdiğimiz için yine 6 bölü 30'dan 1 bölü 5 getireceğiz, haberin olsun. Diyor ki işte demeye çalıştığım soru tipi geldi. Bir zar 15 kez atıldığında 7 kez 5 gelmiş. 7 kez 5. 16. atışta 5 geldiğini deneyse olsa kaçtır? Arkadaşlar kaç kere atmışız? 15. Kaç kere 5 gelmiş? 7 kere. Dolayısıyla 16. kez atarken olasılık sorulduğunda 7 bölü 15 olacaktır. 5 gelme olasılığı. Sorumuz diyor ki bir zar 36 defa atılıyor. 24 defa 5 geldiği bilindiğine göre 37. defa atıldığında 5 gelmesinin deney sorusu. Kaç defa atılmış? 36. Kaç defa 5 gelmiş? 24. 12'li sadeleşir bunlar. 2 bölü 3. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Sorumuzda içinde 30 mavi ve 60 beyaz top bulunan bir çuvaldan her çekiliş sonrasında top çuvala atılmak şartıyla 20 defa çekilmiştir. Bu çekilişten 12'sine beyaz top gelmiştir. 20 defa çekilmiş. 12'sinde beyaz gelmiş. 21. kez soruyor. Şimdi gaza gelip şunu yapabilirim. Teorik olasılık zannedip 90 tane top var. Bizden de ne istiyor mavi? 30 bölü 90, 1 bölü 3 diyebilirim. Allah'tan seçeneklere koymamış. Vallahi öğrenci dostu öğretmen sorusu bu yani. Şimdi o zaman biz deneysel olasılığa baktığımıza göre kaç defa atılmış? 20 defa. 20 defasında ne gelmiş? 20 defasının 12'sinde ne gelmiş? Beyaz. O zaman 8'inde ne gelmiş? Mavi. Ve dikkat et, bana mavi soruyorlar. Demek ki 20'de 8. Biraz sadeleştireyim. 4'e böldüm. Buradan karşılığı 2 bölü 5 geldi. Demek ki aradığım deneysel olasılık 2 bölü 5 olacak. Tekrar söylüyorum. Eğer teorik sorulmuş olsaydı 90 tane top var. Bunlardan 30 tanesi mavi. 30 bölü 90'dan 1 bölü 3 bulurduk. Sorumuzda eşit büyüklükteki kartlara 1'den 5'e kadar olan sayılar birer kez yazılarak bir torbaya atılıyor. Çekilen kart geri atılmak koşuluyla arda arda 40 defa çekiliyor. Çekilen kartların numarası yanındaki tabloda verilmiş. Tamam, çekilme sayıları da yazılmış. Güzel. 41. defa çekilen kartın, şimdi önce 40'ı yazdım. 40 defa atılmış neticede. 3'ten büyük olmalısı da 3'ten büyük. Yani ya 4 olacak ya 5 olacak. Dolayısıyla kaç taneden bahsediyoruz? 8. Dolayısıyla buradan da karşılığı 1 bölü 5 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Adem hilesiz bir zarı rastgele havaya atma deneyinde A defa çift, B defa tek sayı geldiğini belirliyormuş. Demek ki A artı B defa atmış. Zarın üst üste gelen sayının çift olmasının deneysel olası 1 bölü 3'tür. Duralım. Toplamda A artı B atış, bu A artı B atıştan da A tanesi çift. Deneysel olasılık böyle hesap edilir. Dolayısıyla bu da 1 bölü 5'miş. İçler dışlar çekiyorum. 5A eşittir A artı B. A'yı karşı tarafa attım. 4A eşittir B. O zaman B gördüğüm yere 4A yazarsam, A ile 4A'yı çarptığımda bu durumda karşılığı 4A kare eşittir 64 olacaktır. Her tarafı 4'e böldüğümde A karenin karşılığı 16 ve bu durumda A'nın karşılığı bize 4 getirir. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuz da diyor ki bu zar üst üste 40 defa atılarak zarın üstüne gelen sayının sonuçları yukarıya kaydedilmiş. Tamam. Zarın üst üste 4 gelme olayının deneysi olasılığı. Şimdi oraya soru işareti değil, burayı bilmiyoruz. Toplamda kaç defa atılmış? Onu da bilmiyoruz. X kaçtır demiş. Nereden bulacağız bunu ya?
Aa, nereden bulacağız olur mu ya? Bak, buradan yakalayacağız. 40 defa atılmış güzel kardeşim. O zaman soru işaretini siliyorum. Diyorum ki 7, 10, 16, 18, 18 artı x. 40'tan 18 artı x'i çıkartırsam bu durumda eksiği de attığımda karşıda 22 eksi x olacak. Demek ki burası da 22 eksi x. Ah, şimdi oluştu mevzu. Toplam atış 40. Dört gelme sayısı 22 eksi x. Bu dört gelmenin deneysel olasılığı ve bize verilen soruda karşılığı 2 bölü 5. İşler dışarı çekiyorum. 2 çarpı 40 80. 5 ile 22'yi çarptım. 110 eksi 5x oldu. 5x'i bu tarafa attık. 80'le diğer tarafa. X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 6. Doğru cevap C seçeneğidir. Sorumuz da diyor ki bir kutuda 2 sarı ve 4 mavi özdeş bilye bulunmaktaymış. Bu bilyelerden ikisini aynı anda çekme deneyi yapan Ece, yaptığı 25 deneme sonucunda aynı renkli bilyeler çekme deneysel olasılığının %36 olduğunu gözlemlemiş. Ha. İki tane çekiyor aynı anda. Ya ikisi de sarı ya da ikisi de mavinin deneysel olasılığı %36 olduğu gözlemlenmiş. 25 deneme. Ben şeyi merak ettim. Yani 25 deneme yapıyoruz ya. Bu 25 deneme sonucunda %36 olması demek aslında 25'te kaç olması demek? Bunu merak ettim. Ona bir bakayım. %36'yı bir yazalım. Bir 4 ile sadeleştirelim. 9 bölü 25. O zaman şöyle bir yorum yapıyorum. Şimdi 25 deneme yapılmış ya. 25 denemenin 9'unda çekilen iki topun aynı renkte geldiğini tespit ettik. Şuradan dolayı. Peki. Bu denemelerden sonra yapacağı 20 denemenin kaçında aynı renkte bilye çekerse? Tüm denemelerin neticesinde aynı renkte bilye çekme deneysel olası teorik de girdi işin içerisine. Orada bir duralım. Şimdi teorik olasılığa bir bakmak istiyorum. Ya sarı sarı ya da mavi mavi çekme olasılığına bakacağız. Aynı anda çekecekmişiz. Şimdi biz kaç tane top çekiyoruz? İki tane. Toplamda kaç topumuz var? Altı. Altının ikilisi. İkisini de sarı istediğimden dolayı ikinin ikilisi. Ya da altının ikilisi ikisini mavi de istiyor olabilirim. Dördün ikilisi. İkinin ikilisinden bir gelecek. Altının ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 artı 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. Burası 15. Dolayısıyla 7 bölü 15 yaptı güzel kardeşim. Teorik olasılığı ikisinin aynı renkte gelmesinin 7 bölü 15'miş. Bize diyor ki 20 deneme daha yapsam diyor. Yani toplamda diyor 45 denemeye ulaşsam. Hocam 45'i nereden çıkarttın güzel kardeşim? 25 zaten yaptı. 20 de burada var. Toplam 45 yaptı. 45 de teorik olasılığa ulaşabilmesi için hemen bunu 3 ile genişletiyorum. 21 bölü 45'e ulaşması lazım. Yani bu kısmın 21 olması lazım. O zaman 9'dan 21'e yani bu yeni çektiklerinde 21 eksi 90 12 tanesinin aynı renkte olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla çok iyi sorulardan bir tanesi. Güzel bir ÖSYM kokusu alıyorum güzel kardeşim. Soruyu durdurup bir de senin bakmanı istiyoruz. 12 tane daha çekersek bu durumda teorik olasılıkla deneysel olasılık birbirlerine ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Olasılık konusunun sonuna geldik güzel kardeşim. Kolay konulardan bir tanesi değildir olasılık. Bol bol soru çözmen lazım. Yapı modelinin çözümleri mutlaka kafa dengiyle alakalı uygulamamızdan soru çözümlerine mutlaka izleyip çok çok iyi anlaman lazım. Öğretici testler, geliştiren testler, empatik testleri hiçbirisini ayırt etmeden çözmen lazım. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım başarılar.